Merhaba arkadaşlar, Star Solucan'ın Solucan Üretim Tesisine hoş geldiniz. Burası Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık olarak 5 dakika mesafede, etrafı tel örgüyle çevrilmiş olan bir alan. Biz tesisimizi bu alan üzerine çadır olarak inşa ettik. Bu alan genel olarak 3 bölümden oluşmakta. Birinci alan şu şekilde görmüş olduğunuz, solucanlarımızın mamasını hazırlamış olduğumuz bölüm. İkinci alan solucanları yetiştirdiğimiz, beslediğimiz çiftliğimiz. Üçüncü alan ise arka tarafta görmüş olduğunuz idari tesislerimiz. Şimdi önce sırasıyla mama tesisimizden başlamak üzere sizlere neler yaptığımızı anlatayım. Bu işe başlamak isteyen arkadaşlarımız için de yararlı bir video olacağını, eğitim olacağını düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar mama bölümünde bu görmüş olduğunuz yığın bizim yarı fermente, solucanlara mama hazırladığımız sığır gübremiz. Bu açık alanda olduğu için biz bunun üzerini kapatıyoruz naylon brandayla ki tamamen fermente olmaması gerekiyor. Tamamen fermente olursa solucanlar için bir mama olma veya besin özelliğini kaybeder ve kullanamayız. Zaten solucanlar da bunu yemezler. Diğer bölümde ise altı beton olan zemin. Burada solucanlar için mamayı hazırladığımız bölüm burası. Bu iki adet öbek görüyorsunuz burada, üzeri kapalı. Bunlar hazırlanmış olan veyahut da halen daha hazırlanmakta olan, süreci tamamlamamış olan fermantasyon işlemindeki mamalarımız. Yerde yayılmış olarak görmüş olduğunuz ise şu an fermantasyon işlemini tamamlamış, solucanlara vermek üzere hazır mamamız. Onu veriyoruz solucanlarımıza. Birazdan solucanlarımıza mamamızı vereceğiz. Görmüş olduğunuz şekilde bu bölümün zemini beton. Zira solucan mamasının toprakla karışmaması gerekiyor ki daha verimli bir gübre olabilsin. Şimdi bir de solucan üretim tesisimize bakalım, çadırımıza. Neler yapmışız burada? Bir de onları görelim. Solucan üretim tesisimiz burası 8'e 30 240 metrekarelik bir alan. Biz burayı iki bölüme ayırdık. Bu bölüm, şu an görmüş olduğunuz bölüm, bizim kendi yaşam alanımız. Burada idari işlerimizi burada hallediyoruz. Hem de gelen misafirlerimizi, müşterilerimizi burada ağırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada çeşitli panolarımız var, çeşitli bilgi kartlarımız var, afişlerimiz var. Masamız, diğer çay ocağımız, suyumuz vesairemiz burada. Diğer taraf ise, ikinci bölüm ise solucanlarımızın yaşam alanı. Solucanlarımızın yaşam alanında neler var bir onlara bakalım. Görmüş olduğunuz iki adet solucanlar için üretim havuzumuz var. Şöyle bir havuzumuza bakalım. Bu havuzu ben biraz anlatmak istiyorum. Havuzumuzun sistemi diğer havuzlardan biraz farklı. Şu şekilde alt tarafına bakacak olursanız bu havuzumuzun altından da hava alabilen bir havuz olduğunu fark edeceksiniz. Normalde solucan çiftliklerinde görmüş olduğunuz havuzlar sadece üstten hava alacak şekilde altı kapalı olan havuzlardır. Ancak solucan da oksijene ihtiyaç duyan bir varlık olduğu için, bir hayvan olduğu için alttan da üstten de hava alması gerekmekte. Bu solucan sistemlerinin en moderni arkadaşlar sürekli akış sistemleri. Belki duymuşsunuzdur, videolarını izlemişsinizdir. Sürekli akış sistemi de zaten hem alttan hem de üstten hava alabilen bir sistemdir. Dolayısıyla biz de sürekli akış sisteminin bir tık gerisinde olan havuz sistemi olarak bu şekilde havuzumuzu en optimal düzeye gelecek şekilde tasarladık. Arkadaşlar, daha başka burada bu solucan üretim alanımızda neler var onlara bakalım. Şu şekilde su borularını görüyorsunuz, yatay bir şekilde uzanan. Bu sulama sistemimiz. Solucanların malumunuz olduğu üzere belirli bir nem ortamında yaşamaları gerekmekte. Bu nem ortamını sağlayabilmek için gerekse bu üretim alanında temizliğini yapabilmek için bu su sistemine ihtiyacımız var. Su sistemi olarak arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bu şekilde başlıklı hortumlar kullanıyoruz. Bu üretim tesisimizin her tarafına uzayabilecek şekilde bir hortum sistemi kurduk. Bu başlıkla yağmur modunda ve farklı modlarda solucanlarımızı sulayıp, solucan havuzlarımızı sulayıp yeterli nem düzeyine ulaştırabiliyoruz. Arkadaşlar, bir de elektrik sistemini görüyorsunuz. Elektrik tesisatımızı görüyorsunuz.
bu üretim tesisimizde. Burası ışıklandırması olan bir üretim tesisi. Buna neden ihtiyaç var? Şu şekilde açıklayayım. Solucanlar arkadaşlar ışığa karşı duyarlı hayvanlar. Yani karanlık ortamda yaşarlar. Toprağın altında karanlık ortamdadırlar. Işığı gördükleri zaman da toprağın altına girerler. Ancak hava karardığı zaman ışıkta olmadığı takdirde toprak ve karanlık ortamı ayırt edemeyebilip havuzlardan çıkabilirler. Dolayısıyla karanlık olduğu zaman, gece hava karardığı zaman bu ışıkların yanması gerekiyor ki solucanlar havuzu terk etmesinler. Arkadaşlar, havuzlarımıza bir göz atalım. Şöyle bir. Burada ısı, nem ve pH ölçerleri görüyorsunuz. Bunlar toprağın, solucanların içinde yaşadığı havuzun, gübrenin ısısını, nemini ve asidini, asidik ortamını, pH'ını ölçen cihazlarımız. Bu manuel olarak kullandığımız pH ve nem ölçer. Şöyle bir bakalım. Şu an için arkadaşlar 7 seviyesinde pH'ımız. Bu da 6 ile 7 arası normal bir rakam. Normal olduğunu gösteriyor şu an havuzumuzun. Bir diğer cihazımız da dijital olan cihazımız. Evet, şu taraftaymış. Bir gidip bakalım. Evet, bu da dijital olan bir cihazımız. Şöyle bir bakalım. 6,5 değerinde pH'ımız. Arkadaşlar, pH önemli. Toprağın pH'ını belli bir seviyede, gübrenin pH'ını belirli bir seviyede tutmamız gerekiyor. 6 ila 7 arası da uygun bir rakam. Hatta 7'nin üzeri olursa çok çok daha iyi olur. Bunu pH'ını mutlaka 6'nın üzerinde tutmanız gerekiyor. Eğer 6'nın üzerinde ise belirli düzenlemeler yapmak gerekiyor. Şöyle ilerleyelim sona doğru. Başka nelerimiz varmış? Arkadaşlar, burada bir yer öbeğimiz var. Bir adette. Bu yer öbeğinde de besleme yapıyoruz. Bunu da gelen arkadaşlarımıza göstermek amaçlı, nasıl kurulduğunu göstermek amaçlı yaptık. Normalde bunu da havuzda besleyebilirdik, buradaki solucanları da. Ancak bunun yer öbeğinin sisteminin de nasıl olduğunu gösterebilmek maksadıyla böyle bir yer öbeği sistemi de yaptık. Arkadaşlar, diğer tarafta alet, edevat, ekipmanımızı görmektesiniz. Bu kırmızı renkli büyük makine yem kırma makinesi arkadaşlar. Bu yem kırma makinesiyle ne yapıyoruz? Bu bize solucanların mamasını hazırlama aşamasında yardımcı oluyor. Şöyle bakalım. Arkadaşlar, şuradan kırmak istediğimiz, küçük parçalara ayırmak istediğimiz, ayrılması gereken karton, yumurta, saman vesaire yemin içerisine, mamanın içerisine katacağımız malzemeleri bu makineden geçirerek küçük parçalara ayırıyoruz ve o şekilde sığır gübresinin içine atıyoruz ve fermantasyon sürecine bırakıyoruz ki küçük parçalarda olduğu zaman daha kolaylıkla fermantasyon işlemini tamamlıyorlar. Tamamen yanıp eriyorlar. Bu makinayı da şöyle göstereyim. Taşınabilir bir makine olarak aldık. Zira bu makinede kağıt kırptığınız zaman veyahut da saman kırptığınız zaman aşırı derecede toz çıkartıyor. Dolayısıyla bunu tesisin dışında yapmak daha uygun. Bu makineyi arkadaşlar internet üzerinden alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Biz o şekilde yaptık. 1300 lira civarına geliyor. Arabalarımız, küreklerimiz vesaire diğer ekipmanımız da bu şekilde. Şöyle dışarı doğru bakalım. Arkadaşlar, bunlar da solucan çekmek için kullandığımız, havuzlardan solucan çekmek için maksadıyla kullandığımız delikli pazar kasalarımız. Başka herhalde anlatacağım bir şey kalmadı. Arkadaşlar, Star Solucan'ın üretim tesisi bu şekilde. Siz de bu şekilde bir tesis kurabilirsiniz. Bununla ilgili, tesis kurma ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa bizimle irtibata geçin. Her konuda sizlere destek olmaya çalışırız. Çadırın bulunması konusunda, havuzların kurulması konusunda, bu havuzların altındaki tel sisteminin, kafes sisteminin oluşturulması, yani havuzlara hem alttan hem de üstten nasıl hava almasını sağlayacak bir sistem kurabilirsiniz. O konuda da yardımcı oluruz ve diğer konularda da yardımcı oluruz arkadaşlar. Evet, Star Solucan olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.